Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hayır Allah'ın elindedir. İsmi nasıl müjde olur? Bu bir değil hayır e, ifadesinin manasıdır. Allah bütün hayırlar elinde olan zattır. Bütün hayırlar onun elindedir. Tabi insanoğluna Allah'ın her isminin verdiği bir müjde, bir saadet ve lezzet vardır. Mesela ey biçareler mezaristana göçtüğünüz zaman eyvah malımız harap olup sahimiz heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir dünyaya girdik demeyiniz. Neden? Feryat edip meyus olmayınız. Neden? Çünkü bir, sizin bütün çalışmalarınız muhafaza ediliyor. İki, her ameliniz yazılıyor. Üç, her hizmetiniz kaydediliyor ve hizmetinizin mükafatını verecek her hayır elinde olan ve her hayrı yapabilecek bir zatı Zülcelal var, seni görüyor, seni biliyor ve sen yaptığın her şeyi hakkıyla muhafaza ediyor. Onlar zayi olmuyor, boşa gitmiyor. Hani bunların dünyada pek çok örneklerini görüyoruz aslında. Allahu Teala her bahar mevsiminde yani milyonlarca bitki çeşidini, türünü mesela bu baharda bir ağacın amellerini düşünelim. Misal ne yapmış? Yaprak vermiş, çiçek vermiş, meyve vermiş ve en sonda onların bütün yaptıklarını özet olarak bir çekirdeği elimize almış olalım. Hangi meyve çeşidi olursa olsun, hangi bitki olursa olsun, Şimdi bir sonraki bahar mevsiminde Allahu Teala bütün o bitkilerin yaptıkları şeyleri bir çekirdeğinde muhafaza ediyor ve onu yeni baharda yeniden yeniye yaratıyor. Nasıl? Geçen seneki yaprakların aynısı. Geçen seneki çiçeklerin benzeri. Yani tam aynısı olmasa da benzeri ve geçen seneki meyvelerin benzeri aynen yeniden yeniye yaratılıyor. Şimdi Allahu Teala bütün bitkilerin tohumlarını, çekirdeklerini Hafiz ismiyle muhafaza edip onları yeni bir baharda yeniden yeniye yarattığına göre bu bizim için sonsuz bir haz ve lezzet vermeli ki benim de yaptığım bütün amelleri çekirdekler gibi kaydediyor Allahu Teala ve ebedi bir alemde onları ağaç haline getirerek bana ihsan edecek. Yani ben burada diyelim ki ne iş yaptım? Bir muhtaca bir yardımda bulundum. Ya da Subhanallah dedim. Ya da bir ders çalıştım. Ya da herhangi bir işte çalıştım. Ama meşru ve helal dairede. Ve namazımı kılmak, farzları yerine getirmek ve haramlardan kaçınmak şartıyla. Bunları yaptığım zaman dünyada yaptığım her amel, her hizmet, her hareket, her konuşma, her bakış, her dinleme, aklımıza ne gelirse tamamını hayır elinde olan, her şeyi kaydeden, muhafaza eden Allahu Teala çekirdekler gibi muhafaza ediyor. Peki nasıl açacak onları yeni alemde, ahiret alemde? Ahiret aleminde onları dünyadaki gibi açmayacak. Dünyadaki yaptıklarımız bir çekirdek olarak düşünülürse, ahiret aleminde onları bir ağaç gibi açacak. Yani burada yaptığımız her hareketi çekirdek düşünelim, Onların ahiretteki açılım ağaç gibi olacak. Onun için onu anlamamız mümkün değil. Çok harika, çok mükemmel. Nasıl? Peygamberimiz tarif etmiş bunu anlayalım diye. Yani sizin cennetteki karşılaşacağınız işler, olaylar, güzellikler ne gözünüz görmüş, ne kulağınız işitmiş, ne de insanın aklına, hayaline gelmiş. Hiç onlara benzemez. Daha mükemmel. Öyleyse her hayır elinde olan ve her şeyi yapmaya sonsuz kudreti gücü olan bir zat benim her şeyimi kaydediyor. Bundan daha büyük bir müjde ve saadet olamaz. Bir zaman burada bir çekim yapıyoruz. Yaklaşık bir 30-40 dakikalık bir konuyu çektik. Bu çekim yapan arkadaşımız dedi ki herhalde dedi kaydetmeyi unutmuşuz. Şimdi ne oldu yani? Diyelim ki kaydetmeyi unutmuşuz. 30 dakika siz bir şeyler anlattınız. Allah rızası için insanlara faydalı olmak adına bir şeyler söylemeye çalıştınız. Vazifenizi yapmaya çalıştınız. Elinizden ne geliyorsa. Vazifemiz bu. 30 dakika boşa mı gitti? 40 dakika zayi mi oldu? Hayır efendim. Her şeyi yaratan, bilen, gören, işiten bir sahibimiz var. Bir defa onun huzurunda ben bunları ifade etmiş oldum ondan büyük bir lezzet ve saadet olabilir mi? Gerçi bu durumu düşündük ve rahatladık elhamdülillah. Boşa gitmedi. Rabbi Teala Hazretleri bizim bu yaptıklarımızı, konuştuklarımızı hepsini hakkıyla biliyor, görüyor, işitiyor ve kaydediyor. Sonra meleklerine seyrettirdi. O da ayrı bir güzellik. Meleklerine dinletti. Bak insana kadar büyük haz ve lezzet veriyor değil mi? Sonra anlaşıldı ki elhamdülillah boşa gitmemiş yine. Yani dünyayı olarak da boşa gitmemiş kayıt yapılmış. Allahu Teala ama bize böyle bir hazzı ve lezzeti tattırmayı nasip etti. Onun için yaptığımız hiçbir şey zayi olmuyor. Sakın insanlara faydası az olmuş gibi veya bana faydası fazla olmamış gibi veya işte hemen birden geçici bir iyilik oldu gibi düşünmeyelim. O ezeli oluyor ve ebedi oluyor. Çünkü Allahu Teala'nın ilmi ezelidir. Allahu Teala o ilmi ezelisiyle onu kaydediyor ve ebedi bir alemde de bize o ebediyete uygun olarak ihsan edecek, ikram edecek, lütfedecek. Bi yedihil hayr. Elhamdülillah.